Allah'ın işine, kulun eğlencesine karışmayın derler. Ama gel de karışma. Bir insan pavyona niye gider? Masasına niye konsomatris çağırır? Ya işini şikayet edecektir ya işini. Patronundan dem vuracaktır, enflasyondan ya da flört edecektir. Yani sohbet edecektir. Peki az sonra izleyeceğiniz konsomatrisle insan ne eder? Şu anda ahlak zabıtası ekipleriyle birlikteyiz. Üç kızları fuhuş batağına düşüren bir pislik yuvasına basıyorlar. Dilsiz mi o kız? Evet, bu dünyanın kendine göre kuralları var. Belki de kuralsızlıkları. Şu anda burada doğuştan sağır dilsiz bir kız. Ve burada bu ortamda çalışmasında hiçbir zarar görmüyor insanlar. Bu kızın sağır ve dilsiz olduğunu biliyor muyduk arkadaşlar? Peki hiç etkilemiyor mu sizi yani böyle bir insanla bir arada olmak? Aynı ortamda olmak. Etkiliyor, niye etkilemez? Nasıl bir etkilenme bu? Ne bileyim hani. Yani huzursuz olmuyor musunuz? Tabii, böyle tabii, bir insanın tabii. Böyle bir ortam içinde bulunması sizi huzursuz etmiyor mu? Tabii canım huzursuz etmiyor. Siz buraya niye geldiniz? Eğlenmeye değil mi? Tabii. Eğlenmediniz mi bari? Sayılabilir, sayılamaz. Peki, iyi eğlenceler. Kaç kullanıyor mu hap? İçiyor. Ne kullanıyor? O içtiğimiz, içtiği haplar roş. Nereden buluyorsun roşu? Dolap dereden alın yani onları şey yapıyorsunuz. Peki şimdi haplı mısın? Yok şimdi ne hap ne şey içmiyor zannedersem hamile çünkü. Hamile misin? Ne kadarlık? 4 aylık. Hamile misin? Peki kimden? Dört aylık hamilesin. Peki kimden biliyor musun? Biliyor babasını ben biliyorum. Babasını ben biliyorum, biliyor. Evet. Peki ne yapıyor babası, biliyor mu çocuğu olduğunu? Çocuğu olduğunu biliyor. Ama ne olacak bu alemde yani insanlar yalnız bilmem ne yapmak için bakıyor. Ondan sonra hani takmıyorlar. Ne diyor? Ya birisi var şimdi onun için yani takıldığı çocukla çıkıyor. Kendini kesmiş. Onu anlatıyor yani isyan ediyor doğum hamile olan olduğu erkek yüzünden. Peki hamile olduğun erkekten erkeği seviyor musun? Seviyor evet ben biliyorum çünkü. Bu alemin insanları sağır ve dilsiz olmasalar da bazen çok güç duyurabiliyorlar seslerini. İzleyelim mi? Gidiyor, sen gel ben size dur gitsin. Şu anda ne tür bir çalışma yapıyorsunuz? Şu anda efendim ahlak masasının çeşitli gece kulüplerinde ve barlarda, pavyonlardaki uygulamaları. Nasıl, duruma uygun olmayan ne var şimdi burada? Mütakip kereler basılmasına rağmen ve çeşitli kapama mühürlemeler gelmesine rağmen yine de karnesiz bayan çalıştırılıyor. Bu bayanlar karnesiz mi? Evet. Ne gibi bir yasal uygulama yapılacak şimdi? Mutlaka kapatma gelecektir. Bayanlar da hastaneye sevk edilecektir. Kaç yaşındasınız siz? 68. 68'li misiniz? 68. Hadi oğlum ver resmi. Adınız ne? Esas adımı söyleyeyim mi? Söyle. Harbi konuş. Takma isim Mine. Esas adım Funda. Üzülme hadi. Üzülme hepsi geçer bundan. Biraz da seni gayret etmen lazım değil mi? Ne olur götürmeyin. Ben rica edeceğim şimdi. Gittiğiniz yerde kim ne kalıyorsunuz, kim ne diyorsunuz bilmediğiniz için. Ama tecavüz ama bilmem ne bir sürü şeylerle karşılaşıyorsunuz. Peki sizi çalıştıran var mı? Hayır, kimisinin takıldığı insan oluyor, çalıştırıyor. Kimisi yani çok duyuyoruz, arkadaşımızın beyi gelmiş, bilmem genel eve satıyor, ondan sonra buraya düşüyor. Değişik konular. Ben aptallığımla çıkıyorum, başka hiçbir şey değil. Yani istediğim her şey var. Hoşlandığın tarafı var mı? Hiçbir şey. Böyle devam edecek? Yok canım, böyle devam etmişimdi yani belli bir şeyi yaptım. Kendimi yani kurtarma çabasındayım. Adın ne? Adım Cansu. Kaç yaşındasın Cansu? 20 yaşındayım. Ne kadar zamandır bu alemdesin?
Hemen hemen 6-7 senedir bu alemdeyim. Nasıl başladı peki? Nasıl ilk girdin? Çocukluk, cahillik bir anımda evi terk ettim. Ondan sonra devam etti yani. Daha doğrusu fakirlik, yokluk. Her şeye özendim. Toplumdan dışlanmış insanlarız. Özentinin sonu bu. Cezamızı çekiyoruz yani. Ceza mı diyorsun? Evet, ben bunu ceza olarak nitelendiriyorum çünkü kendim yaptım. Niçin bizi hor görüyorlar? Niçin? Sebebi ne? Diyeceksiniz ki normal bir işe girin çalışın. Tabii denedim, onu da denedim. Normal bir işe girip çalışmaya kalktığım zaman patronum olsun, iş yerindeki insanlar olsun, muhakkak bir kadın olduğum için bir şeyler bekliyorlar. Ha sen onu öyle yapmışsın, ha resmen yapmışsın, bunu hiç fark etmiyor. Öyle yapacağımı o zaman madem adım o, gayri meşru yaparım, gayri resmi yaparım daha iyi. Herkes biliyor bari. Eğer şimdiki aklım olsaydı kesinlikle cahilliğin kurbanı olmazdım.